yüzden... Bağırıyor ya. Ben ChatGPT ile yazıldım diye bağırıyor Metin yani. Orada da işte ne iş yaptınız, bu zamana kadar neler yaptınız. Burada bana zoom. Sakın. Onu hani göze batırmak istiyorsunuzdur bu sefer. Hani tecrübeden önce okulu koyup... Merhabalar, Karı Koca Developers kanalımızın yazılım sohbetleri serisine hoş geldiniz. Bugün 3. videomuzla karşınızdayız. Bu videoda genel olarak özgeçmiş konusunu ele alacağız. Hani iyi bir özgeçmiş nasıl olmalı, bundan bahsedeceğiz. Özellikle yeni mezun arkadaşlarımız için olacak bu içerik. Çünkü onlardan çok fazla geliyor bu soru. Biz de bu videoda bunu ele almaya karar verdik. Burada konuyu ben direkt Murat'a bırakacağım aslında. Çünkü ben sadece iş görüşmelerinde tek taraflı rol oynadım genelde. Murat ama her iki tarafta da olduğu için daha iyi bilgiye sahiptir diye düşünüyorum. O yüzden sözü ilk olarak Murat'a bırakıyorum. CV'den sorumlu İçişleri Bakanı olarak. Damla'nın da dediği gibi ben şimdi hem CV hazırlayan taraf hem de işte CV inceleyen taraf olduğum için biraz daha sizin bakamadığınız açılardan belki yani CV hazırlayan tarafın bakamadığı açılardan bakarak yorum yapıyor olabilirim. CV adından da belli olduğu üzere bir özgeçmiş. Aynen öyle. Aslında CV'nin amacı sizin kendinizi karşı tarafa en kısa şekilde yazılı olarak tanıtmanız. Aynen öyle. Doğal olarak bir CV hazırlarken de olabildiğince kısa ve net bir şeyler yazmaya dikkat ediyor olmamız lazım. Bu kuralı, kısa ve net kuralını hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Sadece CV hazırlarken değil, burada ben değişik bir şey de söylemek istiyorum. Kurum içinde veya kurumlar arası mailleşmelerde de bu kural geçerli. Samimi olmayacak, resmi olacak resmi yazışmalar ve kısa ve net olacak. CV de aslında budur. CV de bir kurumla sizin aranızdaki iletişimi sağladığı için bu kurala uymak zorundadır. Ya okuyan aslında sizin orada ne demek istediğinizi tek okuyuşta anlayabilmeli. Bu çok önemli. Hı-hı. Çünkü yani zaman kaybetmek istemez. Karşı tarafa belki yüzlerce CV geliyor. O CV arasında da hani böyle göz yoran bir CV görmek ya da böyle sayfalarca yazı yazılmış bir CV görmek onu sonra erteleyecektir. Ya ön görüşmede bile elenebilirsiniz bu nedenden dolayı. Belki o iş için en uygun aday sizsiniz ama CV'niz hani yani haddinden fazla kalabalık, göz yoran bir CV ise eleneceksiniz en başta. Yani daha teknik bir görüşme yapmadan bile elenme ihtimali var. Çok iyi bir yere parmak bastı Damla. Dediği gibi şöyle düşünün arkadaşlar. CV bir görsel de bir obje aslında. Ve insanoğlunun gözüne hitap edebilecek şekilde tasarlanıyor olması çok önemli. Siz eğer tasarımsal açıdan çok karışık, birbirinin içerisine çok girmiş objelerin olduğu, işte satır aralarında neredeyse hiç boşluk bırakılmadığı görsel bir materyal hazırlarsanız göz bunu okumaktan kaçma eğilimi içerisine girecektir. Doğal olarak tasarımsal anlamda çirkin olan CV'ler büyük ihtimalle eğer bir yüzlerce CV inceleniyorsa, çünkü biliyorsunuz iş başvurularına çok fazla katılım var. Eğer yüzlerce CV incelenecekse göz ilk gördüğü zaman beyinde evet ben bunu rahatlıkla okuyabilirim mesajı yaratacak olan CV'ler tabii ki de daha hızlı bir şekilde incelenecektir. Tasarım CV'de gerçekten önemli. Ama tabii bu demek değil ki mimari tasarımlar yapalım böyle işte şahane şeyler yaratalım falan. Minimalizmin dibine vuralım da değil. Sade anlaşılır. Hani göz yormayan bir CV her zaman bir adımı daha önde olacak. Aynen öyle. Evet, CV'de tasarımsal olarak uymamız gereken maddeler bunlardı. Şimdi diğer bir önemli konu CV'nin içeriği. İçeriği nasıl planlamamız ve içinde nelerden bahsetmemiz gerekiyor. Onun için de istersen bir başlangıç yapalım. İlk olarak tabii ki ad, soyad, hani adımızı, soyadımızı ve kişisel bilgilerimizin yer aldığı bir bölüm olacak. Kendimizden bahsettiğimiz. Aynen, kendimizden bahsettiğimiz, ne iş yaptığımız vesaire. Adres bilgimiz olabilir ama adres bilgisinde şuna dikkat etmek gerekiyor. Açık adresimizi yazmamamız gerekiyor. Evet. Sadece ilçe, il gibi bırakabilirsiniz.
Onun dışında telefon numaranız, e-mail adresiniz vesaire yer alabilir. Bir de kendinizden bahsettiğiniz küçük bir paragraf şeklinde bir yazı yazmanız gerekiyor. Bu kısımda da aslında biraz önce Murat'ın da bahsettiği gibi kısa ve anlaşılır bir şekilde yazı yazmak gerekiyor. Yine böyle sayfalarca yazı yazmaya gerek yok. Orada da işte ne iş yaptınız, bu zamana kadar neler yaptığınızdan bahsedebilirsiniz veya bundan sonraki zamanlarınızda ne yapmak istiyorsunuz, bunlardan bahsedebilirsiniz kısaca. Araya gireyim mi hocam? Tabii ki de. Gençler ChatGPT'ye yazdırıyor kendi aklındaki. Bunu çok kişi anlayabiliyor ama artık hani o yüzden... Bağırıyor ya, ben ChatGPT ile yazıldım diye bağırıyor Metin yani. Evet, hani anlamayan belki birkaç kişi çıkabilir ama teknik tarafa CV'niz gittiğinde büyük ihtimal bu anlaşılacaktır yani. Sakın. Sakın ChatGPT kullanmayın CV'lerde. Bence de. Bu şu demek ya, ben yazı yazmayı bilmiyorum. Yapay zekaya yazdırıyorum. Yapay zekaya yazdırıyorum ama işinize talibim yok ya. Oldu. Benim karşıma iş çıkmadı Allah'tan da çünkü bir süredir ben de iş görüşmesine girmiyorum. Piyasalar kesat. İş alımları çok az. Ama evvelinde benim iş görüşmelerime girdiğim yerde zaten ekseriyetle senior arkadaşlardı ya da mid üzeriydi. Onlar da öyle bir hata yapmamışlardı ama yani lütfen ChatGPT'ye CV yazdırılmaz ya. Kamu spotu olsun bu da. Kamu spotu olarak. Hayır, ChatGPT'ye hayır. Burada bana Zoom. Sakın. Sakın öyle bir şey yapma çocuk. Biliyorum aklından geçiyor. Kendimizden bahsettiğimiz kısa bir bölüm, iki paragraf olabilir. Evet. Ama o açıklayıcı net ve resmi dil içeren kurala burada da riayet etmek zorundayız. Kendimizle alakalı olan o kısa bölümü de böylece bitirdik. Sonrasında ne var hocam? Sonrasında da çalıştığımız yerleri kronolojik sırayla yazmamız gerekiyor. Yani tecrübe kısmı var aslında. İş tecrübeleri. Aynen. Hangi şirkette çalıştın, hangi pozisyonda çalıştın, hangi tarihler arasında çalıştın, işe giriş çıkış tarihin, yani çıkış tarihiniz henüz olmamış olabilir. Orayı boş bırakıp o şekilde de yazabilirsiniz. Ve kısa açıklamalar yine o olacak. O iş yerinde ne yapıyorsun? Aynen, orada ne yaptın? Hangi yani tam o pozisyonu yazdın ama o pozisyonda neler yaptın? Bunlardan aslında kısaca bahsetmemiz faydalı olacaktır CV'miz için. Evet. Tecrübesi olmayan arkadaşlar için. Onlar da staj yaptıkları yerleri yazabilirler. Onun dışında zaten tecrübesi olmadığı için aslında o kısmı da hani çok doldurması beklenmiyor karşı taraftan bence ama burada senin yorumunu merak ediyorum aslında. Yani ilk CV'mi hazırlarken yaptığımı hatırlıyorum. Tabii çok geçti üstüne de. Belli bir iş tecrübem yoktu ama freelance olarak hem kendi projelerime hem de işte çok basit böyle müşteri işlerine falan yapıyordum. Onu yazdığımı hatırlıyorum iş tecrübesi olarak freelance diye. Şu LinkedIn'de de çok fazla görüyoruz şimdi mesela. Tabii tecrübesi yani resmi olarak iş tecrübesi olmayan birinin bunu yazmış olması bana çok da mantıksız gelmiyor. Evet ama freelance iş yapmıyorsa hani yine yazacak bir şey yok aslında. Freelance işler yapıyorsa evet oraya onu da belirtmesi gerekir, güzel olur ama hani freelance'de çalışmamış bir arkadaşımız varsa. O zaman burada önemli. Eğer girilebilecek bir iş tecrübeniz yoksa neleri bildiğinizi bu sefer vurgulamanız gerekecek CV'de. Aynen. Doğal olarak başarılar ve yetenekler kısmına artık daha çok önem veriyor olmamız lazım. Ya da belki de çok iyi bir okulun çok iyi bir puanıyla mezun olmuştur. Belki de onu vurgulamanız gerekiyor. Artık burada o analizi sizin yapıp neye vurgu çekmeniz gerekiyor, kararı sizin vermeniz gerekiyor. Doğal olarak bu sıralama da kayabiliyor. Tabii işte kendinizi tanıttığınız bölüm tabii ki en yukarıda da. Mesela mezun olduğunuz okul çok iyi ve siz bunu vurgulamak istiyorsanız ikinci sıraya işte o eğitim bölümünü kaydırabilirsiniz burada. Ya tecrübeniz yok çünkü. Hani göze çarpması için direkt onu aslında koyulabilir. Çünkü belki hani aşağı doğru kaydırırken bakacak tecrübe kısmında hiçbir şey yok. Belki de hani kapatıp geçecek o CV'yi. Ama hani Murat'ın da dediği gibi iyi bir okuldan iyi bir puanla mezun olmuşsunuzdur. Onu hani göze batırmak istiyorsunuzdur. Bu sefer hani tecrübeden önce okulu koyup onun göze çarpmasını sağlayabilirsiniz. Evet. Bu da bir artı olabilir sizler için.
yani iş tecrübelerini yazdık. Sonrasında da okul ile devam ediyoruz. Ya daha doğrusu eğitim hayatımızla devam ediyoruz. Burada da yine kronolojik bir sırayla en sondan sonrakine doğru gideceğiz. Üniversite, hangi üniversitede okuduğumuzu, hangi yıllar arasında okuduğumuzu, mezuniyet puanımızı burada yazmamız gerekiyor. Lise, ilkokulu ben yazılmasını çok doğru bulmuyorum. Sadece çok iyi bir liseden mezun olmuşsunuzdur. O belki yazılabilir, yani göze çarpması açısından. Onun dışında liseyi de yazmanıza bence gerek yok. Bence de gerek yok. Özgeçmiş dedik, iş tecrübeleri kısmı dedik, eğitim kısmı dedik. Tabi bunların yerleri değişebilir de dedik duruma göre. Başarılar ve sertifikalar olabilir. Eğer online ya da örgün olarak bir kursa gittiyseniz, buradan bir başarı sağladıysanız veya çalıştığınız iş yerinde size sağlanan bir sertifika varsa, işte Geleceğin Yıldızı gibi, Ayın Elemanı gibi. Ya da burada araya gireceğim. Hani bazı firmalar çalışanlar için böyle iyi eğitimleri de sunabiliyorlar. Yani kalite güvencesi eğitimleri verdirip burada onları... Onların sertifikalarını almış olabilirsiniz. Bu önemli bir sertifika. Ya da dil konusunda iyi bir derece elde etmişler. Aynen. Sınavlardan bunu falan. Yazabilirsiniz. Böyle Udemy'den eğitim alıp onu bitirdiniz. Onun sertifikasını yazmak bana çok doğru gelmiyor. Hem CV'yi çok fazla şişirir. Çünkü zibilyon tane oradan eğitim alıp oraya yazabilirsiniz. Hani böyle kaliteli eğitimleri oraya yazmak, yani onların sertifikalarını oraya girmek bence daha iyi bir muhakkak sonuç verecek. Doğru ama ilk kez CV hazırlıyorsa biri, yani daha hiç iş tecrübesi yoksa yapabilecek bir şey yok. CV'ye bir şeyler yazması gerekiyor. Evet, orada o zaman da evet. Elde ettiğiniz ne kadar başarı varsa onları yazmanız gerekiyor. Çünkü tecrübe kısmını dolduramayacaksınız bu sefer. Referans isteniyor. Bazı firmalar referans diyor. Referanslarınızı yazabilirsiniz en son bölüme de. İşte referans, ad, soyad, telefon ve mail adresi gibi bilgiler belki eklenebilir. Evet. Staj yaptığınız yer, belki staj yaptığınız yerdeki işte o müdürünüz, takım lideriniz referans olmak ister. Onu da referanslar bölümüne yazabilirsiniz. Evet, şimdi toparlayacak olursa. CV dediğimiz şey kendimizi karşı tarafa resmi bir dille anlatmanın bir yöntemi. Doğal olarak burada özgeçmişimizden muhakkak bahsedeceğiz. Ama asla uzun değil. En fazla iki paragraf. İşte kimsiniz, neyle ilgileniyorsunuz, nelerle ilgilendiniz gibi böyle iki paragraflı kısa açıklayıcı net bir bilgi olacak. Asla ama asla ChatGPT veya benzeri bir yapay zeka aracı kullanmayın. Bu konuda bir arkadaşımız var, kız arkadaşını yazdırmıştı. O daha iyidir emin olun ChatGPT'den. Eğitimlerinizden bahsetmeniz gerekiyor ama liseye kadar inmeyin. Damla'nın dediği gibi eğer çok iyi bir liseden mezunsanız, çok iyi bir liseden iyi bir puanla mezunsanız o yazılabilir. Ama onun dışında lisenin CV'de yer almasına gerek yok. Üniversitelerinizi yazmanız gerekiyor. Hangi üniversitelerden mezun olduğunuzu veya birden fazla varsa veya hala okuyorsanız onu da belirtebilirsiniz. Erkek adaylar için şeyi söylemeyi unuttuk. Askerlik durumu... Çok önemli. Ehliyet sahibi olup olmadığınız, bekar veya evli olup olmadığınız gibi veriler de önemli. Onları en yukarı kısma, kişisel bilgiler kısmına eklerseniz iyi olur. Hadi yemek yiyelim. Tamam, şeye gidelim, Sarıyer'e gidelim. Tamam, önce videoyu bitirelim. Bu videoyu çok da uzun tutmamak adına aslında hani sadece CV'ye değinip bu videoyu burada bitirebiliriz diye düşünüyorum. Eğer bize sormak istediğiniz sorular varsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu CV ile ilgili olmayabilir. İleriki videolarda bir soru cevap videosu çekmeyi düşünüyoruz. Orada sizin de sorunuzu cevaplıyor oluruz eğer yorumlarda bize iletirseniz. Yorumda da elimizden geldiğince açıklamaya çalışıyoruz ama hani videoda daha detaylı cevap veriyor oluruz sizlere. Bizi izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.